direkt soğuk suyun içine koydu. Soğuk suyla şoklama sistemiyle şu şekilde süzdük. Biz tüm haşlamayı tercih ediyoruz Derya Hanım ama tamam. Ev hanımları, bayanlar bunu... Tenceren, kazanın yoktur tabii. O kadar büyük. Tabii. Parça parça dörde da koyabilirler. Oldu mu bu? Oldu. Hemen almanız gerekiyor ama. Sıcakta çok kalırsa dağılır. Şöyle alalım alalım. Dur. İşte şimdi ne yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ben burada gevezelik yaparken bunu böyle içinde bıraktım. Ben alayım onu. Alabilirsen. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi bunu parçaladım ama. Hiç sorun değil. Ha? Hiç sorun değil. Zaten değil içinde büzüşecek aynen. Onu gönül rahatlığıyla serebilirsiniz. Ama sıkalım suyunu. Aynen. Tamam. Derya Hanım, bu işlem tamam. Şimdi daha, en önemli daha koymuyor muyuz? Yok, en önemli kısma tamam. Geldik. İçinin kıyması. O zaman bunu bırakıyorum onu şimdi. Aynen. İç harcını mı koyacağız? İç harcını koyacağız. Oo, iç harcı bugün buyurun, kıymalı. Sizi... Ya yok öyle. Siz yapın. Tamam. Siz yapın, ben yanlış bir şey yapmayayım. Zaman... İç harcında ne var? İç harcında dana kıyma kullanıyoruz. Kuzu tercih etmiyoruz biz. Tabii isteğe göre de değişir. Tabii. Hani kuzu biraz daha koku yapıyor. Ağırdır. Dana kıyma, soğan, bir de tuz Derya Hanım. Başka kadar. Hiçbir şey yok. Ve arasına bir tane de kuru seriyoruz Derya Hanım. Bu da çok önemli bir detay. Hamurla kıymayı birbirine yapıştırmıyor. Tamam. Şöyle. Bu değişik bir börek. Evet. Bu değişik bir su böreği. Yani orijinal... En alta kuru koyduk. İki kat haşlanmış. Sonra iç harcı, sonra yine kuru. Aynen. Sonra yine haşlanmış, yine mı haşlanmış koyacağız? Yine haşlanmış koyacağız. Daha kaç kat koyacağız? Toplamda 8 beze. 8 Şimdi beze. Şimdi bir kuru altına kurularla serdik. Kurularla beraber mi? Evet. Toplamda 8 olacak. Vallahi elinize, emeğinize sağlık. Şimdi son katını son tekrar katını kuru koyacağız. Kuru koyacağız. Ondan sonra ocağı pişmeye inşallah bırakacağız. Tamam. Evet, kazanı indirelim o zaman. Son yufka gelene kadar. Tabii. Diyelim ki kendi ocağımızda yapıyoruz. Biraz döndüre döndüre herhalde evet. Pişireceğiz değil yani mi? Yani dörtlü ocakta da pişer bu. Biz şimdi bunu ev hanımlarının yapabileceği bir şekilde anlatalım ki hı-hı. Kolay olsun. Tamam. Peki ocakta değil de fırında yapmak istesem? Fırında ya biz tercih etmiyoruz. Tabii isteyen yapabilir. Tercih meselesi. Ama mesela fırına koysam sadece altını açsam aynı etki olur mu? Yok. Yani çok şey olmaz. Peki. O lezzeti yakalayamayız yani. Peki. Bunun özelliği de çok kısık ateşte pişmesi. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Ağır böyle, ağır. Ağır kısık biraz ateşte. Şöyle çevire çevire. Bu kadar kocaman bir ocak olmasına rağmen bunu mesela bunun üstüne ne kadar pişireceğiz? Yani takribi 15-20 dakikada. Vay. 15-20 dakika. Peki son katımız da hazır mı? Hazır sayılır. Güzelce açtın. Şimdi son katı yine kuru üzerine koyuyoruz. Evet. Öyle mi? Aynen. Şimdi yağ koyacak mıyız? Yağ yine yok. Yok. Bunda yağ yok. Teşekkür ederim.